Kriminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Videomuza geçmeden önce her zamanki gibi çok kısa hatırlatmalarımı yapacağım. Öncelikle ben şu anda bu videoyu çekerken biz 2041 aboneyiz. Yeni gelen herkese hoş geldi. Bu zamana kadar beni destekleyen herkese de çok teşekkür ederim. Eğer ilk kez karşınıza çıkıyorsam ve bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Son olarak şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz beni oradan takip edebilirsiniz. Bugün size gerçekten çok garip bir dava anlatacağım. Beraber Sonya Ivanov'dan bahsedeceğiz. Şimdi Sonya'dan bahsedecek olursak, Sonya Alaska'da doğmuş ve büyümüş bir kız. Alaska'nın küçük bir köyünde, o kadar küçük ki 700 kişilik bir yerde yaşıyor aslında. Unalakleet diye okunuyor sanırım bulunduğu ve oturduğu yer. Bu köyde yaşıyorlarmış. Bu arada çok merak edip nüfusuna baktım. Şu anda da 706 olarak görünüyor. En son 2020 yılında nüfus güncellemesi olmuş. Neyse, küçük bir detaydı. Sonya'nın ailesiyle ilgili bildiğimiz toplam 6 kardeş oldukları sadece. Bunun dışında anne isimleri, baba isimleri medyaya verilmemiş. Sonya'nın karakterinden bahsedecek olursak, Sonya çok dışa dönük, arkadaş canlısı bir kızdı. Dersleri inanılmaz iyiydi. Onur öğrencisiydi okulunda. Basketbol takımının yıldızıydı lisedeyken. Yani zaten küçük bir bölgede oturduğu için herkes onu çok tanır ve severdi. Sonya 18 yaşında liseden mezun olduktan sonra biraz daha büyük olan bir yere taşındı. Bu yerin ismi de Nome. Orası da 3500 nüfuslu bir yermiş. Burada en yakın arkadaşıyla beraber bir ev tuttular. Bu arkadaş da Timayre Tovarak. Uzun yıllardır beraberler. Yani ikisi de beraber köylerinden gelip aynı yerde bir ev tutuyorlar. Aslında buraya taşınmalarının amacı, bulundukları yerde tabii ki bir iş imkanı olmadığı için orada daha fazla çalışma imkanları var. O yüzden buraya gelmek istiyorlar aslında. Ve Sonya gelir gelmez zaten bir iş bulmayı başarıyor. Norton Sound Sağlık Hizmetleri'nde hasta kabul görevlisi olarak işe başlıyor. Burada para biriktirip sonbahar zamanlarında Hawaii'ye okumak için gitmek istiyor. İşinde de gayet güzel bir şekilde ilerlemesine devam ediyor. Hayatının her döneminde yaptığı her işte olduğu gibi burada da gayet başarılı. 10 Ağustos 2003 akşamı Sonya, ev arkadaşı ve aynı zamanda bulundukları yerden birkaç arkadaşı eğlenmek istiyorlar ve hep beraber dışarı çıkıyorlar. Diğerler aslında fazlaca alkol alıyorlar o gün ama Sonya pek almıyor. Zaten saat gece 12.30-1'e doğru Sonya iyi hissetmediğini söylüyor kendisine ve bunun üzerine eve gitmek istediğini söylüyor. Arkadaşlarıyla vedalaşıp evine doğru yola koyuluyor. Sonya'nın oda arkadaşı 11 Ağustos sabah saatlerinde eve dönüyor ama döndüğü zaman Sonya'yı evde göremiyor. Dün gece görüştükleri birkaç arkadaşını arıyor, Sonya'nın gidebileceği birkaç arkadaşını arıyor ama Sonya hiçbir yerde yok. Bazı hastanelere arama yapıyor, karakolları kontrol ettiriyor acaba başına bir iş mi aldı diye. Ama Sonya'dan hiçbir şekilde haber alamayınca başta birazcık hani çok ebeveynlik yapmayayım ve gelmesini bekleyeyim diye düşünüyor ama 12 Ağustos saat 17 sularında artık dayanamayıp polise gidip kayıp başvurusunda bulunuyor. Polisler Sonya'yı son gördüğünde neler giydiğini öğrenmek istiyorlar. Ve söylediğine göre bir kot pantolon giymiş o gün. Skechers ayakkabıları varmış ayağında. Oda anahtarları boynundan kolye şeklinde asılıymış. Aynı zamanda cüzdanında bu kola asılabilen cüzdanlar var ya, o şekildeymiş. Üzerinde o gün bunların olduğunu söylüyor. Bunları polise bildiriyor. Daha sonra yaşadıkları evi kontrol etmek istiyorlar. Ve Timayre'de tabii ki deyip onları evlerine götürüyor. Polis baktığı zaman bu herhangi bir terk etme, kendi başına gitme durumu gibi görünmüyor. Çünkü Sonya o gün üzerinde olduğu söylenen şeyler dışında evden hiçbir ek eşya almamıştı. Bu saçma geliyor dolayısıyla onlara. Artık polis bununla beraber Sonya Ivanov'un arama işlemlerini 12 Ağustos saat akşam 8.30'da başlatmış oluyor resmi olarak. Birçok insan Sonya'yı aramak için seferber oluyor. Hemen kendilerini gönüllü olarak yazdırıyorlar ve 13 Ağustos'ta da arama çalışmaları gönüllülerle beraber yapılmaya başlanıyor. 13 Ağustos günü, yani aramanın ilk günü, gönüllülerden biri olan emekli avukat John Nelson ve eşi kendi aradıkları bölgede Sonya'yı maalesef ki cansız şekilde buluyorlar. Bir tık ıssız bir bölgede, terk edilmiş çalıların arasında bulunuyor. Üzerinde sadece tek bir tane çorabı bulunuyor. Başka hiçbir kıyafeti yok. Yüzünde, boynunda, göğsünde morarıklıklar var.
Aynı zamanda özellikle yüzünde çok fazla kırmızı sıvı var. 15 Ağustos'ta Sonya'nın otopsisi gerçekleştiriliyor ve bu otopsi sonucunda Sonya'da herhangi bir CS izine rastlanmıyor. Sonya tek bir kurşunla başının arkasından olacak şekilde yaralanıyor ve bu yüzden hayatından oluyor. Çok yakın bir mesafeden ateş edilmiş. Bunun dışında kurbanla ilgili bakacakları kısım bu ama faili kimdir diye bakmaya çalıştıkları zaman ilginç bir şekilde ne olay yerinde bir kıl, ne olay yerinde mermi, kızın tırnaklarının arasında bir DNA, bir saç izi, hiçbir şey bulamıyorlar ve bu gerçekten çok ilginç geliyor çünkü profesyonelce yapılmaya çalışılmış demek ki diyorlar. Yani delil konusunda çok bilinçli birinin bunu yapmış olması gerekir diye düşünüyorlar. Polis Sonya'nın adımlarını takip etmeye çalıştı bunun ardından. O gece ne yaptı, işte eğlence merkezinden çıktıktan sonra hangi yolda yürüdü, bunları kontrol etmeye çalışıyorlardı ve bunu yaparken iki tane tanık buldular. Bir tanesi çıktıktan sonra eğlence merkezinden yaklaşık bir 10-15 dakika içerisinde bir tren istasyonu gibi bir yerde istasyon görevlisi Sonya'yı yoldan geçerken görüyor. Saatte 1-1.15 sıraları o sırada. Daha sonrasında Sonya'nın tanıdığı bir çocuk ve kız kardeşi. Çocuğun ismi Denight, ablasının ismi de Florence. Bu iki kardeş de evden çıkmışlar, yani evlerinin bahçesine geçmişler. Orada beraber bir şeyler içiyorlarmış. O sırada Sonya'yı görmüşler, selamlaşmışlar ama pek fazla konuşmamışlar. Daha sonrasında Sonya yürümeye devam etmiş ama Sonya'nın arkasından bir polis aracı görmüşler. Daha sonrasında biraz ilerlediğinde Sonya bu polis aracı yanında durmuş. Sonya polis aracına doğru eğilmiş, camdan bir şeyler konuşmuşlar. Daha sonrasında araca binmiş ve beraber ilerlemişler. O gece çalışan iki tane polis var. Yani o bölgeye bakan en azından iki tane polis biliniyor. Birincisi Stan Piskoya, diğeri de Matthew Owens. Stan 983 numaralı polis aracıyla o gün dışarıda geziyor. Matthew da 322 numaralı araçla o gün geziyor. Bunları belirtmemin sebebi ise şu. O polis departmanında 3 tane polis aracı bulunuyormuş. 321, 322 ve 983. 321 ve 322 nolu araçlar eski araçlarmış. 983 son gelen araçlardanmış. Yani daha yeni. Aynı zamanda 983'ün üzerinde belirleyici olarak 911 etiketi de varmış. O yüzden bu araçlar arasındaki ayrımı yapabileceklerini düşünüyorlar. Bu yüzden de Florence'a danışıyorlar bu görgü tanıklarından. Gördüğün araç eski miydi, yeni miydi, üzerinde etiket var mıydı bunları soruyorlar Florence'a. Florence ise o gün kullanılan aracın eski model araçlardan olduğunu söylüyor ve üzerinde 911 etiketi yokmuş. Yani bindiği araç eski model bir araçmış. Bu durumda zaten 983 direkt elenmiş oluyor. Geriye 322 ve 321 numaralı araçlar kalıyor. Bu yüzden 983 numaralı aracı kullanan memur Piskoya'ya soruyorlar o gün neler oldu diye. Memur da şöyle söylüyor. Owens'la beraber bir yere gittik. Aile içi şiddet durumu vardı. Orayla görüştük. Daha sonra ikimiz de beraber karakola döndük araçlarımızla. Ben karakola döndüğümüz zaman tutanakları yazmaya başladım. Ama Owens kısa bir süre içerisinde karakoldan ayrıldı. 1-2 saat kadar karakola gelmedi. Saat 2 civarlarında tekrar geldi ve daha sonrasında beni de aracıyla alıp eve bıraktı diyor. Owens'ın burada ne yaptığı bilinmeyen yaklaşık 1,5-2 saatlik bir süreci var. Şimdi bu noktadan normalde polis departmanı tabii ki bu tarz soruşturmaları yürütüyormuş ama artık bu Owens'ın da boşluk saati de öğrenilince polis teşkilatının müdürü bu aramayı kendileri yapmak istemiyor. Yani bu soruşturmayı yönlendirmek istemiyor ki herhangi bir şekilde üstü kapatılmasın, objektif olunabilsin. Alaska Eyalet Birimlerine kendisi devrediyor bu konuyu. Alaska Eyalet Birimleri de askeri güce teslim ediyor. Yani bunun soruşturmasını tamamen askeri güç yapıyor aslında. Soruşturma devam ederken Sonya'nın bulunmasından 6 hafta kadar sonra polis departmanındaki araçlardan birisi çalınıyor. Bu çalınan araç ise 321 nolu araç. Yani o gün hiç kullanılmayan araç aslında. Memur Owens aracı bulmak üzere yola çıkıyor ve çakıllık bir yerde aracı da buluyor aslında. Aracı bulması yaklaşık 90 dakika sürmüş ve bulduğu anda söylediğine göre ona birisi ateş açmış.
Bu noktada hemen oraya takviye ekipler gidiyorlar. Gittikleri zaman bölgede hiç kimse yok. Arıyorlar, tarıyorlar, hiç kimse yok. Aracın içerisinde sadece bir mektup buluyorlar. Bu mektubun üzerinde bir parmak izi yok, elle yazılmamış, bilgisayar üzerinden yazılmış. Araç içerisinde bir kanıt yok. Yine kovanlar yok. Yani hiçbir şey bulamıyorlar. Şimdi size notu okuyacağım. Bunu bakarak okumam lazım. Polislerden nefret ederim. Hepinizden nefret ediyorum. Sonya sence yanlış zamanda yanlış yerdeydi. Onun herhangi bir suçu yoktu. O sadece bir insandı ve bunu yapıp yapamayacağımı görmek, denemek istiyordum o gece. Herkes dikkatli davransın. Attığınız her adımı izliyorum. Beni rahat bırakırsanız ben de sizi rahat bırakırım. Aksi durumda siz de Sonya'nın yanına gidersiniz. Aslında bu mektup biraz daha çirkin bir şekilde yazılmıştı ama ben onu okuyamayacağım için biraz düzenledim. Daha saldırgan bir dille yazılmıştı. Şimdi bunda da, yani bu mektupta da herhangi bir parmak izi, araçta herhangi bir parmak izi, suçluya dair herhangi bir delil, hiçbir şey bulamadıkları için yine Sonya'nın ölümünde olduğu gibi kanıt farkındalığına sahip birinin bunu yaptığından emin oluyorlar. Çünkü her ikisinde de hiç mi hata yapmaz? Mümkün değil. Demek ki bu noktaları bilen birisi ki yazısına dair elle yazmayıp bilgisayardan özellikle çıkarttırıp bırakıyor. Şimdi Sonya'nın üzerinden çıkan kurşunla polis memurlarının kullanabildiği, yani karakolda belli polislerin daha doğrusu erişebildiği bir silah varmış. Bu silahla kurşun yarasında olan silah aslında birbirine benzer görülüyor. Aynı zamanda bu 321 nolu araçta bulunan yazı yine polis memurlarının kullandığı bir yazıcıdan çıkarılmış olabilir. Ve genellikle Matthew Owens'ın kullandığı bir yazıcıyla eşleşiyor aslında bu. Şimdi bu notla beraber ve bu son olan araba çalınmasıyla beraber aslında bir şeyler daha çok netleşmeye başlıyor. Özellikle soruşturma çavuşu netleştiriyor resmen kafasında. Çünkü şöyle bir durum var. O gece devreye çıkmayan tek bir araç var. 321 nolu araç. Eski bir araç söylenmişti de tanıklar tarafından. Yani zaten ya 321 ya 322 bunu yapabilir. 322 yaptıysa direkt Matthew suçlu. Ama 321 nolu aracı çalabilen birisi varsa belki o gece de tekrar çalmıştı. Ve polisleri korkutmak için yeniden çalıp bir not bırakmıştı. Bunun olması çok saçma geliyor. Bu yüzden Matthew'un kendi kullandığı araçtan ve kendisi üzerinden şüpheleri atmak için böyle bir şeyi bilinçli olarak sahnelediği düşünülüyor. O yüzden artık herkes Matthew'a odaklanıyor. 25 Ekim 2003'te 29 yaşındaki Matthew evinde tutuklanıyor. Aslında onun daha sonra tutuklaması düşünülüyormuş, biraz daha delili biriktirmek için. Ama 24 Ekim'de, yani bir gün öncesinden iki kez bankaya gitmesi ve aynı zamanda Matthew'un arkadaşlarından birinin aynı gün iki kez havayolu şirketleriyle konuşması polisin kaçma ihtimali olduğunu düşündürüyor. Bu yüzden hemen 25'inde gidip tutukluyorlar onu. Suçlaması birinci dereceden adamı öldürme, delilleri karartma ve resmi görevi kötüye kullanma. Bu mahkemede yaklaşık 20 tanık ifade veriyor. Bunların içerisinde polis departmanı şefi, orada çalışan bazı polisler, Florence, daha öncesinden Matthew'la sorun yaşamış bazı yerel halklar, bunlardan da bahsedeceğim. Aynı zamanda Matthew'un eski eşi. Halktan tanık olarak gelen kişiler şunları söylüyorlar. Matthew onlara sarkıntılık yapmaya çalışmış zamanında ve kızlar onu şikayet edeceğini söylediği zaman sizin gibi gecenin bu saatinde sarhoş sarhoş sokakta dolaşan kızlara mı inanırlar sizce, yoksa benim gibi bir polis memuruna mı? Bu şekilde herkesi susturmayı başarmış veya tehditler savurarak susturmayı başarmış. Eski eşi ise şunları söylüyor. 12 Ağustos günü biliyorsunuz ki Sonya'nın kayıp ihbarı verilmişti. Ama Sonya'nın henüz kayıp ihbarı ulaşmadan yaklaşık 1 saat kadar önce Matthew eski eşini arayıp o gün oğullarını kendisinin alıp alamayacağını soruyor. Çünkü bölgelerinde kaybolan bir kızla ilgili çalışma yapması gerektiğini söylüyor. Henüz kayıp ihbarı verilmemişken. Hatta öyle ki kızın ismini, yani Sonya Ivanov ismini de veriyor. Kızı biraz tarif ediyor kadına. Aynı zamanda bu bilgileri de kesinlikle kimseyle paylaşmaması gerektiğini söyleyip telefonu kapatıyor. 18 Ocak 2005'te de duruşmalar başlıyor.
Şöyle biliyorsunuz ki Owens üzerine hiçbir DNA yok. Yani resmi, somut olabilecek hiçbir kanıt yok. Bu yüzden onunla ilgili iddialar sadece iddia olarak aslında kalıyor ama hem tanıklarla bunu güçlendirmeye çalışıyorlar hem de ihtimallerle. Yani ben nasıl mesela size anlattığım zaman eminim ki şüphelenmişsinizdir Matthew'dan. Aynı şekilde bir suçlama yapmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda Sonya'nın vefatından kısa bir süre sonra bir tanık 75 mil uzaklıkta bir bölgede Owens'ın bazı şeyler yaktığını söylüyor. Kıyafet gibi şeyler. Ve polisler hemen buraya da gidip bir arama yapıyorlar. Bir kot pantolondan kalma halkalar buluyorlar. Skechers ayakkabısına ait olabilecek bazı ayakkabı parçaları buluyorlar. Bir sütyen baleni buluyorlar. Ve aynı zamanda bir anahtarlık buluyorlar. Üzerinde 4 tane anahtar olan. Bu anahtarlardan birinin Sonya'nın evine ait olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden gidip deneme yapıyorlar ama hiçbirisi uymuyor. Yalnız bunun uymama sebebi ısı gördüğü için de olabilir diye düşünüyorlar. Savunma avukatı ise Matthew'un böyle bir şey yapmak için herhangi bir sebebi olmadığını söylüyor. Bunu yapacak kişinin Sonya'nın eski erkek arkadaşı olabileceğini söylüyor. Sonya'nın eski erkek arkadaşından da bu arada başta şüphelenmişler ama adamın orada olmadığı kanıtlanmış ve konu kapanmış. Yani onun tekrar gündeme gelmesi aslında mantıksız. Ve özellikle avukat somut delil sunulamamasına dikkat çekiyor ki bu aslında çok önemli bir nokta. Maalesef ki bu duruşmada herhangi bir karara varılamıyor. Aslında daha sonra jürilerden bir sözcüyle konuşuyorlar ve onun söylediğine göre birçok kişi Matthew'un suçlu olduğundan eminmiş. Ama bir kısmı da delir yetersizliği sebebiyle suçlu değilse eğer onu hani yanlış yargılamak istemedikleri için çekimser davranmışlar. Bu yüzden net bir karara varamamışlar o gün. İkinci duruşmada 17 Ekim 2005'te gerçekleşiyor. Bu duruşmada da aslında değişen hiçbir şey yok. Yine somut bir kanıt yok. Sadece bu hani bulunan yakılmış kıyafetler kısmını buluyorlar ama onu da hani Matthew'un yaptığından çok da emin olamayız. Çünkü bir arazide yapılmış ve tek bir görgü tanığı Matthew'u görüyor. Net bir kanıt yine olmadığı için savunma avukatı da, savcılık avukatı da aynı şeyleri söylüyorlar aslında. Ve bir önceki duruşmanın belirsizliğe yol açmasından kaynaklı Matthew'un avukatı aslında alacaklarından emin bu davayı. Karar kısmında da jüri yaklaşık 3 gün kadar düşünüyor bu dava üzerine ve 3 günün sonrasında Matthew Owens, Sonya Ivanov'un ölümünden birinci derece suçlu bulunuyor. Aynı zamanda delil karartma ve görevi kötüye kullanmadan kaynaklı da suçlu bulunuyor. Yargıçtan ise 99 yıllık bir ceza geliyor Owens'a. Bu bazı yerlerde 101 yıl olarak geçiyor. Muhtemelen 2003'te tutuklandığı için bazı yerler o 2 yılı da içine katarak söyledi. Ama yargılama sonrasında 99 yıl aslında. İtiraz etmeye çalıştı aslında Matthew ama itiraz girişimleri başarısız oldu. 2005 yılında Sonya'nın ailesi eyalete karşı bir haksız ölüm davası açıyorlar. Bu da şundan kaynaklı. Aslında Matthew 1997 yılında başka bir polis şefi yine aynı karakol üzerine görev yaparken iş başvurusunda bulunuyor ama reddediliyor. Çünkü polis onun geçmişiyle ilgili hoş şeyler duymadığını fark ediyor. Aynı zamanda karakteriyle ilgili de bazı sorunlar olduğunu görüşmelerinde fark ediyor. Daha sonrasında 2000 yılında polis şefi değişiyor ve Matthew yeniden bir başvuruda bulunuyor. Eski polis şefi Owens'la ilgili düşüncelerini normalde belirtmiş olmasına rağmen yeni polis şefi bunu görmezden gelerek Matthew'u işe alıyor. Bu davayı kazanabildiler mi? Onu maalesef ki bulamadım ama bence kazanmaları gerekirdi. Eğer siz biliyorsanız aşağıya bırakabilirsiniz. Sonya'nın ölümünden sonra bir polis şefi daha öncesine dönük şeylere bakmak istiyor. Yani eskiden polisle ilgili olan şikayetlere bakmak istiyor. Özellikle bu sarkıntılık konusundaki davalara. Ama bu konuda pek destek göremiyor anladığım kadarıyla ve bu adam gerçekten çok üzülüyor. Sonya'nın vefatıyla zaten yıkılmış böyle bir şeyin polisler tarafından gerçekleştirilmesinden. O yüzden adam görevinden istifa edip tamamen farklı bir bölgeye yerleşiyor. Ama onun istifasından sonra bir dedektiflik bölümü kurulmuş sanırım ve onlar incelemeye başlamışlar geçmiş davaları. Yani polis departmanı değil de ayrı bir dedektiflik bölümü kurulmuş. Son olarak bir de bildiğim kadarıyla bu olayla beraber artık öncesinde böyle bir yasa yokmuş ama devlet
kurumunda çalışan, halkı korumakla görevli olan herhangi bir memurun, asker, polis, dedektif gibi bu tarz bir suça karışması durumunda normal bir insan alacağından çok çok yüksek bir ceza almasına karar verilmiş. Çok da güzel olmuş. Bu davayla ilgili anlatacağımız bilgi kısmı bu kadardı. Şimdi benim düşüncelerime gelelim. Biz kime güveneceğiz? Normalde bir gece mesela düşünün ki dışarıdasınız, geç saatlerdesiniz. Belki birisi peşinize takıldı ve orada bir polis aracı gördünüz. Dediniz ki tamam kurtuldum. Güvenebileceğim birisi var artık. Ve sığınmak için gittiğiniz, devletin sizi koruması için tuttuğu polis size zarar veriyor. İnanılmaz korkunç bir şey. Burada Matthew hiçbir zaman suçunu kabul etmediği için neden yaptığını bilemeyeceğiz ama neden yaptığının pek de bir önemi yok. Sıkıntılı kısım Matthew'un daha önce bir polis şefi tarafından reddedilmesine rağmen başka bir polis şefinin hiçbir şey dinlemeden, ki muhtemelen bu bir ego olduğunu düşünüyorum, tekrar başvurduğunda o polisi işe alması. Yani sen insanları koruması için birini işe alıyorsun. O yüzden onunla ilgili her şeye çok dikkat etmen gerekir. En ufak bir şüphenin bulunduğu yerde o insanın o göreve getirilmemesi gerekir bana kalırsa. O yüzden o ikinci polis şefinin gerçekten çok büyük sorumluluğu var bu olay üzerinde. Çok şükür ki görgü tanıkları var. Eğer görgü tanıkları olmasa Matthew o araç kaçırma işini zaten yapmazdı. Ve belki de bu dava hiç çözülemezdi. Hatta belki polis departmanı içinde bunu çözebilse bile birazcık üstünü kapatırlardı. Ama görgü tanıklarının olması tamamen bu davanın çözülmesini sağladı. Sonuçta daha önce üstü kapatılmaya çalışılan davalarda maalesef ki gördük. Bazen insanın canının hiç kimse üzerine bir kıymeti olmuyor. Sadece geriye kalan arkadaşlarınız, aileniz sizin için üzülüyor. Evet, bu davayla ilgili bahsedeceğim A'dan Z'ye her şey bu kadardı. Siz de lütfen aşağıya yorumlarınızı bırakırsanız eğer sizin düşüncelerinizi de çok merak ediyorum. Bir sonraki videomuzda yani yarın görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.